Salih Tuna, o salladığın parmağı kırarız. Suruç katliamında olağan şüpheli Deaş veya IŞİD denilen o taşeron örgüttür. Kaldı ki örgüt adı değişse de durum değişmez. Durum dediğim Kürt, Türk, Arap, Acem, Şii, Sünni, Müslümanı Müslümana kırdırmak hedeflenen budur. Kissinger'ın 11 Eylül saldırılarının hemen ardından bundan sonra çatışma Müslümanların arasında olmalıdır şeklinde belirlediği hedef maalesef gerçekleşmektedir. Oyun gayet nettir. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov birkaç yıl öncesinden bu oyunu görmüş, şöyle demiştir. Batı İslam dünyasını bölmeye çalışmamalı. Müslümanları birbirine kırdırmaktan vazgeçmeli vazgeçmediler vazgeçmeyecekler nihai amaçlarını da doğunun yaşayan en büyük bilgesi sezai karakoç üstadımız İran suriye türkiye çatışmasının tuzak olduğunu belirtti 2011'deki konuşmasında şöyle dile getirmiştir Batı nihai işgali, son işgali yapmak peçindedir. Öyle bir işgal ki bir daha İslam'ın dirilişi vaki olmasın, İslam haritadan silinsin, hadise budur. Tehdit, hatta tehditten de öte içinde yaşadığımız gerçek budur. Sezai Karakoç Batı'nın bu işgalinin Moğol ve Haçlı istilasından daha korkunç olacağını söylemişti. Hülasa işgalcilerimiz geri dönmüştür. Türkiye işte bu işgale direnmektedir. Büyük resmi gözden kaçırmayalım. Suruç katliamı batılı işgalcilerin Türkiye'ye parmak sallaması mesabesindedir. Korkunç bir tehdittir. Ya diz çökeceğiz, manda olacağız, işgalcilerimizin postallarını yalayacağız ya da boyun eğmeyip dimdik ayakta duracağız.'' Şayet boyun eğmeyeceksek, lagalugayla, amayla mamayla nefes tüketmemeliyiz. Tek yürek olmak zorundayız. Ayakta durmak, ayakta kalmak için Alevi, Sünni, Kürt, Türk birbirimizin sırtına yaslanmak zorundayız. Biz hep birlikte Türkiye'yiz diye haykırdık mı bu iş tamamdır. Çünkü bu tavır müstevlilere, o salladığın parmağı kırarız demektir. Yazık ki yazık, HDP Eş başkanı Demirtaş, Suruç katliamı ardından... 50 vatandaşımızın can verdiği 6-7 Ekim olaylarına neden olan o çağrısına benzer şekilde bir açıklama yapmıştır. En önemli konu artık halkımız kendi güvenliğini almak durumunda. Tüm il ve ilçe teşkilatlarımız kendi güvenlik tedbirlerini almalıdırlar. Halbuki daha geçen gün baskılara dayanamamış, buradan çağrı yapıyorum PKK kesinlikle Türkiye'ye karşı silah bırakmalıdır deyivermiş, haliyle hepimizi sevindirmişti. Ne ki çok geçmeden Kandil'den Cemil Bayık'ın ağzından Kürtlere silahlanma çağrısı yapıldı. HDP eş başkanı maalesef o çizgiye geldi. Hangi çizgiye bağlı çalıştığını da ortaya koymuş oldu. KCK'da Suruç'ta gencecik kardeşlerimizin cesetleri daha soğumadan kuklacıların sözcülüğüne soyunmuş gibi bir açıklama yaptı. Bu gençlerin katili doğrudan AK Parti hükümetidir. AKP'nin Kürt düşmanlığı ve Kürt düşmanlığı temelinde IŞİD'le kurduğu ilişkiler ve ittifak bu katliamı ortaya çıkarmıştır. Kürt düşmanlığı ha? Bu topraklarda Kürt kimliğini, inkar ve asimilasyonu durduran AK Parti'ye Kürt düşmanı demenin nedeni şudur. Milli çözüm sürecini başlatan AK Parti'ye PKK veya KCK üzerinden bedel ödetmektir. Bu bedeli ödetmek isteyen üçüncü taraftır. Yoksa KCK veya PKK, IŞİD veya DAEŞ'in nasıl taşeron örgüt olduğunu, AK Parti ile de Müslümanlarla da alakası olmadığını elbette bilir. DAEŞ daha geçen ay Hamas'ı tehdit etmiş, Gazze'deki gücünü yok edeceklerini söylemiştir. Haliyle İsrail terör devleti ellerini ovuşturmuştur. Uzun lafın kısası, DAEŞ, ırkçı Siyonist Network'ün bölgede mıntıka temizliğini yapmaktadır. Irkçı Siyonist Network, Orta Doğu'daki işgaline karşı çıkarılan bu örgüt üzerinden şeytanlaştırılıp, işgaline gerille yazılanları yine bu örgüt üzerinden melekleştirmektedir. Kardeşlerim, kim ki Suruç katliamının ardından kardeşliğe ve birlikteliğe vurgu yapmıyor, hala husumet ve kutuplaştırma peşine düşüyorsa, işgalden veya bölücülükten payına düşecek paya gözünü dikiyor demektir. Salih Tuna Yeni Şafak